Arkadaşlar merhaba. Bu derste astroloji, kadersel karşılaşmalar, kaderimizdeki kişinin geliş zamanı tespiti, incelemesi nasıl yapılır? Bunu size uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Evet. Kadersel eşi bulmak için. Arkadaşlar kadın haritalarında Juno'ya bakıyoruz ve erkek haritalarında Ceres'e bakıyoruz. Juno ve Ceres arkadaşlar evlenilecek kişiyi gösterir bizim doğum haritalarımızda. Şurada gördüğünüz gibi bu işaret Juno kadın haritalarındaki gösterge ve erkek haritalarında da Ceres'in göstergesi bu şekildedir. Evet. Kaderimizde ileride yaşamamızı sürdüreceğimiz eşin karakteristik özelliklerini arkadaşlar bu ikisi bize anlatacak. Eşin ana karakteristik özellikleri, evlilik sırasında size davranışları, evliliğin nasıl bir süreç içinde devam edeceği bunları harita potansiyelinden inceleriz. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi diyelim bir kadının doğum haritası olsun. Öncelikle incelediğimiz harita. Şöyle yapalım arkadaşlar. Burası kadın haritası olsun, burası erkek haritası olsun. Şimdi kadın haritasına baktığımızda bakıyoruz. Juno nerede yerleşmiş? 1, 2, 3. evde yerleşmiş. Arkadaşlar diyebiliriz iletişim gücü kuvvetli. Evlenecek olan kişinin. Sonra bakarız yakınında ne var? Mars ve Venüs var. Burcuna bakarız arkadaşlar. Juno Kova burcunda. Demek ki arkadaşlar özgür bir iletişim tarzı olan bir eş. Demek ki bu kişinin hayatını paylaşacağı kişinin özellikleri veya bakarız diğer gezegenlerle açılarına. Mesela Juno 25 derecede burada bakarız bakın 24 derece burada bir Rahu ile açısı var. Kaç derece yapmış? 30, 60, 90 derece bir Juno Rahu açısı var arkadaşlar. Öyleyse biz diyebiliriz ki bu kişi Rahu özelliklerini de destekleyen bir kişi olabilir. Aynı zamanda size ince bir detay burada vereceğim. Aslında bunu söylemeyi düşünmemiştim ama şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar Mars kadın haritasında kendisine çektiği partner potansiyelini gösteriyordu değil mi? Juno da evleneceği partner potansiyelini gösteriyordu. Şimdi bir kadın haritasında Juno ve Mars aynı burçta ve böyle çok yakın derecede. Bakın birisi 24'te, birisi 25'te, ikisi de Kova burcunda derecesinde olduğunda kişiye diyebilirsiniz ki tam hayal ettiğin gibi bir kişiyle evleneceksin. Yani kişi şu özelliklerde biriyle evlenmeyi hayal ediyor. Haritası böyle kişileri kendisine çekiyor zaten. Ve kişi gidiyor. Juno ile evlenecek ve bu iki kişinin de özellikleri aynıysa tam gönlüne göre bir eş bulmuş diyoruz. Ve arkadaşlar şöyle olsaydı Juno burada işte Mars da tam 180 derece karşısında olsaydı yine evleneceği kişi Juno ama Mars'tan kaynaklı. Mars onun işte çektiği erkek profili veyahut da düşlediği erkek profili ve veyahut da Mars burada şey Juno burada ona karşılık yaptığında diyebilir ki kişi hiç aklıma gelmeyen bir kişiyle evlendim. Hiç böyle olacağını düşünmezdim ama böyle oldu diyebilir. Erkek haritasında da aynı şekilde geçerli arkadaşlar. Erkek haritasında da Venüs'e bakıyorduk. Değil mi? Çektiği kadın profili. Burada da evleneceği kadının profilinin özellikleri var. Bakın arada biraz fark var. Biri balık burcunda, biri kova burcunda. Öyleyse şöyle diyebiliriz miyiz? 30, 60, 90 yine bir 90 derece. Yani düşündüğünün biraz farklı etkiler verecek bir eş büyük ihtimalle onun kısmetinde var diyebiliriz şu durumda. Öyleyse eşin karakteristik özelliklerini yine erkek haritasında bu şekilde inceleyeceğiz. Bakacağız ki İkizler Burcu'nda bir Serezi var. Evleneceği kişi demek ki İkizler Burcu özelliklerini gösteren bir kadın olacak. Arkadaşlar şöyle de bir şey olabiliyor. Sinasri haritalarında mesela burası erkeğin Serezi ve geliyor kadının Jüpiter'i.
Merkür'ü, Venüs'ü, Güneş'i arkadaşlar, Mars'ı, Ay'ı, bu kişisel gezegenleri bu serizde arkadaşlar açı yaptığında bu arkadaşlar bir kadersel eş göstergesi olarak sinastri haritalarında bize görünüyor. Aynı şekilde de erkeğin mesela Mars'ı özellikle kadının Junos'uyla kavuşumdaysa veya herhangi bir açıdaysa Güneş'e yine Merkür'ü, Venüs'ü, Ay'ı arkadaşlar bu şekilde kavuştuğunda biz bunların evlilik göstergesi olarak göründüğünü düşünüyoruz. Genelde de görünüyor zaten. Bu şekilde siz de düşünebilirsiniz. Evet. 2. Kadersel eşin geliş zamanını bulmak için arkadaşlar Rahu'nun transitlerinden faydalanırız. Önemli bilgi. Evet. Şimdi bu konuda dikkat edilmesi gereken iki önemli husus var. 1. Kadersel eş, kaderinizde yazılmış olan ilahi eştir arkadaşlar, alın yazısıdır. 2. de kadersel eş tektir, yani bir tanedir. Bizim haritamızda kadersel eş bir tanedir ve onu arkadaşlar biz diğerlerinden ayırt ederiz transitlerde. Günlük hayatımızdaki gel geç ilişkileri değil de hayatımızda bizi mutlu edecek kişiliğin gelişini, geliş zamanını ve niteliğini gösterir arkadaşlar bu. Bir diğer husus, Juno ve Ceres'e etki eden gezegen transitleri, karmik karşılaşmalar, sebebini bilmediğimiz çekimlere sahip eş ya da sevgileri göstermesi açısından çok önemlidir. Şimdi arkadaşlar nasıl diyeyim? Mesela bir erkek ve bu erkeğin 5 tane kız arkadaşı olmuş olsun. Arkadaşlar bir tanesi bunun Serezi olabilir ancak 5 tane kız arkadaşı olması 5'inin de onun kadersel eşi olduğu anlamına gelmiyor. Ayırt edememiş anlamına geliyor. Çünkü Serez bir tane ve doğum haritanızda bir tane. Bu şekilde düşünmeniz lazım. Yani anlatacağım şimdi transitleri gösterirken. Şimdi Rahu'ya geliyorum. Rahu neden önemli? Şimdi arkadaşlar Rahu 7. evdeyken transitte. 5. evdeyken ve 1. evdeyken arkadaşlar bizim hayatımızda bunlar hep transitteyken yeni birinin daha önce hiç tanımadığımız yeni birinin şöyle yazayım aslında. Evet, buradayken ya da buradayken veyahut da buradayken 1, 2, 3. Geçerken arkadaşlar buradan 1,5 senede geçiyor ya. Bu 1,5 senelik dönemlerde bizim hayatımıza yeni birinin geleceğini müjdeler. Yani senin hayatına yeni insanlar katılacak diyor ama ne anlamda yeni insanlar? Bakın evlilik, aşk anlamında ve senin direkt yaşamını etkileyecek bir insanın senin hayatına bu dönemde gireceğini arkadaşlar işaret eder. Bu kadersel eşimiz bizim şu dönemler içinde girer. Yeni biri gelecek yani. Daha önce tanımıyoruz. Artık hayatımıza yeni biri gelecek. Hangi anlamda? Aşk anlamında, evlilik anlamında arkadaşlar. Kadın haritasında olsun, erkek haritasında olsun. Bunun aksi durumunda arkadaşlar, Güney ay düğümü geçiyorsun. 7'den, pardon. 7'den, 5'ten ve 1'den. 7, 5 ve 1. evlerden arkadaşlar. Geçtiği durumlarda da şöyle diyoruz ki, geçmişte tanışmışsınız.
Ve şimdi yollarınız ayrılmış. Ayrılmış. Ama şimdi işte kader diyor ki o yollarınız ayrılan kişi geliyor geri. Çünkü arkadaşlar sizin daha yaşanacak günleriniz bitmemiş anlamına geliyor. Buradaki görüntü size geçmişten bir kişinin geriye gelmek üzere olduğunu, geldiğini, geleceğini bu zaman dilimlerinde gösteriyor. Yani o zaman dilimi de arkadaşlar 7. ev içinde bulunduğu müddet boyunca Kuzey Ay düğümünün veya da Güney Ay düğümünün burada 1,5 sene boyunca arkadaşlar ileri geri hareketleriyle birlikte biraz bu sürede değişkenlik olabilir ama bu anlama geliyor. Bunu bu şekilde ezberledim. Sonra diğer bir husus, Juno ve Ceres'i etki eden gezegen transitleri. Karmik karşılaşmalar arkadaşlar. Sebebini bilmediğimiz çekimlere sahip eş ya da sevgilere göstermesi açısından çok önemlidir. Gezegen transitleri. Bu da ne arkadaşlar? Haritaya gelelim. Tamam, şuradan göstereceğim. Bir dakika. Evet, gezegen transitleri. Şimdi arkadaşlar bakalım. Benim Juno'm neredeymiş? Buradaymış. Gezegen transitlerinden kastım da şu. Şimdi Juno benim nerede? 20 derece akrepte değil mi? Bakın şimdi burada ne var? Ketu var. Şimdi bugün tarih 8 Nisan 2022. Bakın şimdi ne geliyor? Ketu geliyor Juno'nun üstüne. Görüyor musunuz? Şimdi burada şu an Ketu geliyor. Kadersel bir olay var arkadaşlar. Burada bir mevzu var. Çok kadersel bir olay. Bakın tam derecesine geldiğinde olayı bekleriz artık. Şimdi bunun gibi göstergeler veya mesela bunun yerinde arkadaşlar Jüpiter'de olabilirdi. Uranüs'te olabilirdi. Her bütün gezegenler olabilirdi. Ama şimdi buradaki görüntüde Juno'nun üzerine demek ki bir Ketu geliyor. Burada çok karmik, çok kadersel, çok geçmişten bir kişiyle bir sanki olay görüntüsü var. Bunu bu şekilde anlayacaksınız. Rahu olsaydı ne olacaktı arkadaşlar? Mesela buradan Rahu da geçmiş. Gelelim. 2013. Bakın şimdi. Rahu 2013'te neredeymiş? Bakın tam 8 Mart 2013 civarında. Rahu arkadaşlar Juno'la temasa geçmiş. Gördünüz mü? Şimdi arkadaşlar bu Rahu'nun benim Juno'la temasa geçmesi şu anlama geliyor. Bu Rahu en son burada ne zamanmış arkadaşlar? Bir tur öncesi bir Rahu'nun bir tur dönüp aynı yere gelmesi, 360 derece dönmesi arkadaşlar eşittir 18 yıl önce. Öyleyse bu Rahu benim yaşımdan 18 çıkarttığımız takdirde tepten çocuk yaşlarım, 5 yaşıma falan geldiğim bir zamanmış. Öyleyse bunun böyle bir karşılaşma zamanı ilk defa olmuş. Anlatabiliyor muyum bilmiyorum. Bu ilk defa bir burada Juno'mla karşılaşmışım demek ki arkadaşlar. Ne zaman? 8 Mart 2013'te. Bunun diğer gezegenlerden ayrıca olması arkadaşlar. Rahu'nun 18 senede bir tur atıyor olması. Başka bir gezegen olsaydı siz ona göre hesap edecektiniz. Demek ki arkadaşlar bu tarz göstergeler transitlerde çok yardımcı oluyor bize. Juno'muzu anlamak için. Diğer yandan şey Juno Serez'im şu an Serez'imle şu an tanışıyor muyum? Şimdi arkadaşlar Serez'inizle ya da Juno'nuzla şu an tanışıyor musunuz? Anlamak için şöyle yapacaksınız.
Evet, natal haritanızın üzerine transit haritasını açacaksınız anında. Ve bakacaksınız ki öncelikle her şeyden önce her zaman arkadaşlar tekrar tekrar söylediğim şu ki natal harita potansiyelinizi her şeyden önce bileceksiniz. Çünkü bunun transit akışı da sizin natalinizi tetikleyecek ama natal potansiyelinize göre tetikleyecek. Öyleyse kadersel eş bizim evleneceğimiz insan olduğuna göre. Şimdi bakalım evlilikten sorumlu gezegenlere, evlilik evine. Burada neler var neler yok şimdi bakalım. Şimdi burada 7. evde ne var arkadaşlar? Bir Venüs retrosu var. Gördünüz mü? Şimdi Venüs retrosu 7. evde ne verir arkadaşlar? Bir tekrar verir. Yani Venüs'ü retro olan kişiler arkadaşlar ilişkilerinde sınav atlatırlar. Dümdüz ilerlemez, olay yaşanır, biter, konu kapanır. Sonra bu Venüs retroya düştüğü anda harita arkadaşlar güçlenmeye başlar, güç toplamaya başlar ve diğer Venüs retro olmayan kişilere göre hipnotize bir etki yaratır. Nasıl diyeyim? Mıknatıs etkisi yaratır arkadaşlar karşı tarafa. Yani haritasında Venüs retrosu olan kişilere daha önce yaşamış oldukları ilişkileri tekrar tekrar önlerine gelir. Bazı insanlar der ki bana hiçbir kimse dönmüyor, işte bitti, gitti, gidiyor. Bazısı da der ki gidiyorlar ama geri geliyorlar. Çünkü karmik bir haritadır bu arkadaşlar ve bu yaşanması gerekene işaret eder. Geçmiş karmaları buraya getirdiğimizi, bir şeylerin yarım kaldığını ve bu yarım kalanların arkadaşlar düzeltilmeli, telafi edilmeli anlamına geliyor. Bu arkadaşlar kötü bir şey değildir. Bu haritayı çok kuvvetlendiren, çok güçlendiren, yani ilk başta yaşarken Venüs retrosu olan kişi ilişkileriyle deneyimleyerekten büyür gelişir anlamını da yapıyor ama nasıl anlatayım yani bu genelde bu şekilde oluyor. Bu şimdi Venüs retroya düşmüşse bu kişi bir kişiyle ilişkiye başlar ve o ilişki bitmeye mahkumdur ilk başta arkadaşlar ki Venüs retroya düşebilsin. Venüs retroya düştüğü andan itibaren hani her şey bitti Plüton etkisiyle. Bir daha geri dönüşü yok dediğin anda işte o Venüs retrosu devreye girer ve haritayı her gün mıknatıs etkisiyle arkadaşlar çoğaltır, 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 güçlendirir, güçlendirir, güçlendirir ve karşıdaki insana kendisini kitler. Böyle bir özelliği vardır Venüs'ün retrosunun. Öyleyse zaten bu kişinin evleneceği kişinin bir Venüs retrosuna düşmesi gerekiyorsa arkadaşlar bunları hep göz önünde bulundururum. Böyle bir etki var mı yok mu? Bunlar çok önemli. Bakıyoruz şunu Jüpiter'de retro. Yani burada bir retro çalışan harita var ve demek ki her geçen gün güçlenen bir mıknatıs haritası var burada. Bunu tespit ediyorsunuz. Bunu tespit ettikten sonra şimdiki ne demiştim? Bakıyorsunuz ilk birinci aşama arkadaşlar. Tek tek anlatayım. Ben çünkü biraz teknikleri geriye doğru çözümlüyorum. Tamam öyleyse şimdi haritaya bugün itibariyle bakıyor olalım. Daha öncesinde gitmiş araştırmış konuya hakim değilmişim gibi size anlatacağım. Şimdi ilk baktığımızda bir kişinin haritasına ilk önce Juno nerede? Evlilik potansiyelinde retro durumlar var mı yok mu? Yani kişinin retro düşmesi gerekiyor mu haritada? Arkadaşlar buna bakın. Şunu unutmayın arkadaşlar. Venüs retrosu demek sen bir kişiyle ilişkiye başlarsın ve ondan ayrılırsın, tamamen koparsın. Sonra yıllar girer araya, yollar girer araya, her şey girebilir araya ama o kişi senin kaderindir ve siz bunu yaşamak zorundasınızdır anlamına geliyor. Sonra ve bir de bunların hepsinin üstüne tekrar barışıp bir ortak kaderiniz daha var anlamına da geliyor. Öyleyse arkadaşlar şimdi bu haritada bakıyoruz. Venüs retrograde. Yani şimdi birincisi bunu anladık. Bu potansiyel var. Venüs şuraya yazayım. Retrograde eşittir 7. ev. Ondan sonra Juno'ya bakıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Juno'ya.
burcuna nerede? 5. evde. Akrep burcunda öyleyse kişinin, evleneceği kişinin arkadaşlar akrebik özellikleri olduğuna işaret ediyor. Yani manipülatif bir kişi diyebiliriz. 5. evde olduğu için bunun bir aşk evliliği olduğunu işaretini anlayabiliriz. Aynı zamanda eşin çok kıskanç olduğunu anlayabiliriz arkadaşlar. Başka ne anlayabiliriz? Burada arkadaşlar akrep burcunda olduğu yetmemiş gibi eş aynı zamanda Plüto ile kavuşumda. Görüyor musunuz arkadaşlar? Demek ki işin tutkulu bir insan olduğuna da işaret ediyor. Öyleyse devam ediyorum. Bu şekilde kişinin özelliklerine yetmiyor arkadaşlar. Mesela 20 derece Juno. Burada bakıyoruz başka bunu açı yapan, bunu güçlendiren veya güçsüzleştiren bir açı var mı diye arkadaşlar. Juno 20 derecede, bakın 19 derecede Satürn'le açıda. Bu açı buraya ne yapar? 30 60 derecelik güzel bir açı yapmış arkadaşlar. Demek ki çok otoriter bir kişi özelliği de veriyor burada kişiye. Evet, eşin özelliklerini bu şekilde anlıyorsunuz. Sonra bunu da anladıktan sonra arkadaşlar 2 diyelim. Şimdi zamanlamayı tespit ediyoruz. Şimdiki burada şu anda üçüncüsü aslında söylemeden geçmeyeyim tekrar tekrar. Keto nerede arkadaşlar? Şu anda bakıyoruz. Keto şu an 5. evde eşittir 5'te. Arkadaşlar 5. evdeki Keto bu harita sahibine ne getirir? Getirse retroya düşmüş eşi getirir. Öyleyse bu iş artık retroya düştüğüne göre şu zamanda bu iş çoktan olmuş demek. Önceki bir zamanda değil mi? Çünkü Rahu nereden geldi? Buradan geldi. Gelirken nereden geçti? 7. evden geçti. Şimdi şunu da anlayabilirsiniz şurada. Rahu şu anda pardon Ketu şu anda arkadaşlar Juno'ya doğru gidiyor. Karmik olay tekrar edecek bakın. Zaman olarak derecesine geldiğinde 4 derece kalmış. Şimdiki bundan önce şöyle olmuş ki bunun Rahu'su buradaki Rahu arkadaşlar buraya gelmiş. Hatta o Rahu şöyle olmuş. Rahu buradaymış. Buradan buraya gitmiş. Bakın ne kadar uzun bir sene olmuş. Aslında bu olay olalı. Bunu arkadaşlar buradan anlıyoruz. Ketu'dan. Şu an Ketu dönemindeyse bu kişinin bir daha hayatına yeni birisinin girebilmesi için bu Ketu'nun değil Rahu'nun burada veya da burada olması lazım. Tamam. Şimdi burada Ketu varsa demek ki geçmişten bir şey gelecek. Tamam. Şimdi öyleyse bu harita için ne diyebiliriz? Bu kişi evleneceği kişiyle tanışmış diyebiliriz. Hatta ne zaman tanışmış? Bunu nasıl anlıyoruz? Buradan Rahu geçerken veyahut da buradan Rahu geçerken tanışmış diyebiliriz. Şimdi onu da şöyle anlayacaksınız. Geri giderek. Bakın şimdi geri gidiyorum. Burası 2022. Bakın 2021. Evet, bakın. Şimdi buradaki 1,5 yıllık süre boyunca diyebilirsiniz. Bakın buradan geçmiş. Demek ki bu arkadaşlar 2019 ile 2020 senesi içinde Keto buradaymış. Aslında o zaman eski partneri burada tekrar karşısına çıkartmış diyebiliriz kişinin. Yani o kişinin. O kişinin. O dediğimiz kişinin. Bunu arkadaşlar çıkar çıkmaz olanı olduğunu anlayamazsınız büyük ihtimalle. Çünkü kadersel bir çekim vardır ve insanlar içgüdülerine direnmek için uğraşırlar. Böyle karmik ilişkilerde bu şekilde gelişir olay. Şimdilik arkadaşlar böyle. Sonra geri gidiyoruz. Daha. Ve nereye geldik? Yıl olmuş. 2014 yıl olmuş. 2013 yıl olmuş. Bakın arkadaşlar şunu da göstereyim size. Şimdi Rahu neredeymiş? 8 Mayıs 2012'de 5. eve girmiş. Şimdi şöyle hesap edeceksiniz. Şu zaman girdiği anda mesela 8 Mayıs 2012'de hani burada Rahu 5. eve girmiş ya aşk evine. Bu anda arkadaşlar sistem çalışmaya başlıyor.
Nereye kadar? Bakın. Bakın tam Juno. Derecesine gelecek. Kaç? 49, 46 diyelim yaklaşık olarak arkadaşlar. Ne zaman olmuş olay? Bir dakika. Yani eve girdiği andan itibaren süreç başlıyor ama Juno burada istisnai bir durumda olduğu için tam üstüne geldiğinde arkadaşlar burada bir kadersel karşılaşma oluyor. Kimle? Kadersel eşle. Rahu olduğuna göre ilk defa bir karşılaşma ortamı var. Yani gelip sizi kolunuzdan tutacak diye bir şey yok ama bir şekilde bu sizin etrafınızda veya bu bir şekilde sizinle temasa geçiyor oluyor arkadaşlar Juno. Ne zaman? 23 Şubat 2023 tarihinde, 2013 tarihinde demek ki bu iş gözükmüş. Farkında ol veya olma bir şekilde demek ki bu işe artık dahil olunmuş kadersel olarak gösterge bu şekilde çalışıyor. Şimdi bir diğeri de buradan gidiyor, 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 gidiyor. Nereye kadar arkadaşlar? 2012'de girmişti süreç. Bakın şu tarihe kadar. 15 Mayıs 2014'e kadar demek ki şu zaman aralığında arkadaşlar 1,5 sene süre zarfında demek ki bu kadersel eşle karşılaşılmış. Kim yaptı arkadaşlar bu durumu? Rahu yaptı. Juno ile bağlantısıyla yaptı. Bunu bu şekilde tahmin edebilirsiniz. Ve bir önemli gösterge daha göstereceğim size. Bu da kesinlikle çok önemli. Şimdi transitte arkadaşlar Juno güneşinizin üstünden geçtiği anlarda o kişi sizin bir şekilde etrafınızda bir şekilde yanınızda bakın şöyle diyeyim. Diyelim şöyle bir görüntü. Yani yaklaşık olarak diyelim 10 Ağustos 2013'müş. Tam Juno'nun güneşle arkadaşlar açıya girmiş görüyor musunuz? Tam derecesinde. Şimdi böyle bir şey gördüğünüz zaman bakın ben bunu Juno için söylüyorum. Erkek haritalarında Ceres için de bunu uygulayabilirsiniz. Bu görünüşü gördüğünüz zaman arkadaşlar etrafınızda bir bakın. Çünkü her an sağınızda, solunuzda, etrafınızda bir yerde o kişi olabilir. Buradan bunun sizin kadersel eşiniz olduğunu anlayabilirsiniz. Şu an çok yakınınızda demek anlamına geliyor. Güneşle Juno'nun temasa geçtiği zaman arkadaşlar çok gerçek, çok sıcak. Yani çok yakın anlamında. Ondan sonra şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu kişi tek dedik ya. Şimdi sizin etrafınızda bir sürü kişi varsa da mesela başka bir örnek daha vereyim. Neyse şu şekilde anlatayım onu da. Şimdi şöyle de bir durum var. Juno 7'deyken yine 4'teyken 10'dayken yani ana evlerdeyken de arkadaşlar bu birinci dereceden anlattıklarım kadar olmasa da ikinci dereceden çalışıyor. Şimdi bakın. Nerede? Şunu. Evet, şimdi burada. Mesela Juno 7. evdeymiş. Değil mi? Demek ki bu 7. evdeki Juno şöyle bir anlamı var. O kişi yine senin etrafında. O kişi senin yine yakınında. Sonra gidiyor Juno arkadaşlar. Buradayken de aynı anlamda. Buradayken de aynı anlamda. Buradayken de aynı anlamda. Hatta 5. evdeyken de geçerli sayılabilir. Ama en çok ana evlerde yani 4'te, 1'de, 7'de ve 10'da bunlar arkadaşlar çok önemli göstergeler. Şu an etrafında anlamına geliyor. Şu an seni düşünüyor. Senle muhatap olmaya çalışıyor. Anlamına geliyor.
Ya da şöyle bir durum olabilir mi? 08.04.2022 diyelim. Bugün Juno nerede? Bakalım. 9. evde gösteriyor Juno. 9. ev ne arkadaşlar? Yurt dışı, uzaklar, deniz aşırı, yollar. Öyleyse Juno şu anda benle temasta mı? Değil mi? Arkadaşlar temasta mı değil mi? Yurt dışında göstermiş, uzakta göstermiş. Yani güneşimin üstündeymiş. Mesela ne diyebilirim güneşimin üstündeyse? Bakalım ne zaman güneşimin üstündeymiş? Mesela 28 Şubat 2022'de güneşimin üzerindeymiş. Bunu nasıl yorabiliriz? Demek ki arkadaşlar benle bir şekilde bağlantı kurmuş, kuruyormuş ya da bir şekilde etrafında bir yerde takipte de diyebilirsiniz bunu. Sizi takip ediyor anlamına da gelebilir. Çünkü sizinle iletişim kuruyor. Yani siz onunla iletişim kurmuyorsunuz. O sizinle iletişim kuruyor. Arkadaşlar bu iletişim her zaman sözlü anlamda değil. Enerjisel anlamda da çalışabilir. Ama buralarda bir yerlerde yani sizi düşünüyor anlamına kesinlikle geliyor. Aklı sizde anlamına da geliyor yani öyle de bir anlamı var. Bu çok net bir gösterge arkadaşlar. Şimdi başka anlatmadığım bu konuyla ilgili bir şey kaldı mı onu bakıyorum. Evet şimdik. Mesela tanışma zamanlarından bir örnek ne verebilirim? Mesela arkadaşlar Juno ile bağlantıya girdiğim zaman mesela zamanmış. O zaman için bir sallamasyon tarih gireceğim şu anda. Diyelim ki 15.03.2013 diyelim. Bakın arkadaşlar şurada da bir takım göstergeler oluyor. Şimdi 10. ev ve 11. ev aksında. Bir dakika. Ve burada dikkatinizi çekecek şimdi. Bakın Juno neredeymiş? O kadersel karşılaşma olduğunda. Görüyor musunuz arkadaşlar? 7. evdeymiş. Kim 7. evde? 7. evin sahibi 7. evde ve burada Juno'yla Kuzey Ay Düğümü de irtibat halinde. Diğer yandan arkadaşlar ne gözlemliyoruz? Bakın. 10. evde Venüs, Güneş, Mars üçlüsü. Ve Uranüs ile birlikte. Demek ki ani beklenmedik şekilde bir kadersel rastlaşma olmuş. Şimdi burada bu şekilde bir gösterge var. Yani bizim burada 10. evimizi de etkiliyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada ani bir tutulma oluyor kariyerde ve sen artık o eşinle çarpışmış oluyorsun gibi bir anlamı var. Başka bir yerde olmuyor arkadaşlar. Böyle bir olay. Bu şekilde 10. evde, 11. evde bir tutulmayla. Yani bakın arkadaşlar burada gelip sizi kimse kolunuzdan götürmüyor ama o kişiyle yani denk gelmiş oluyorsunuz. 10. evinizi harita düzleminde etkiliyor. Peki bu şekilde. Umarım iyi anlatabilmişimdir konuyu. Bakacağınız şey Juno'ya, Rahu'ya veya da Ketu'ya durumu inceleyeceksiniz. Haritanızın potansiyeline göre. Mesela şimdi günümüz zamanına gelelim. Hadi bu haritayı çözdük de başka haritalarda da çözülmesi gereken durumlar olacak. Şimdi günümüz zamanında ben 90 doğumluyum mesela. Şimdi arkadaşlar burada Ketu vadi diyor harita. Şimdi buradaki Rahu'nun bir daha 7. eve gelmesine arkadaşlar 8 sene var. Bir daha buraya gelmesine baksanız 12-13 sene var. Demek ki burada en az 7-8 sene arkadaşlar bir kişinin hayatına yeni birisi vade olmaz. E 8'i de bu yaşa eklediğinizde geldi 40 yaşına.
Yaş hesabını da buradan yapacaksınız. Olabilir ihtimaller dahilinde yapın ki daha gerçekçi yorumlara ulaşabilin. Her şeyden önce arkadaşlar harita potansiyelini bilin, tanıyın. Sonra da bunu bu şekilde yapması kolay. Evet. Şimdi biz bu şeye gidelim. Lunar haritada veya solar haritada diyelim 2013 senesi bize çıktı, değil mi? 2013'ün solar return haritasına bir bakalım. Ne varmış vaat olarak solar return haritasında? Jüpiter arkadaşlar yükselen yöneticisi 5. evdeymiş. 5. ev neresiydi? Aşk eviydi. Aşk evinde bir Jüpiter düşmüş. Kısmetli bir seneymiş. Gördüğünüz gibi çiftli çiftli burçlarda. Ondan sonra neyse. Sonra burada bakın Satürn 10. evde yerleşmiş. Kariyerde bir değişiklik olacak demek ki. Venüs Plüto 1. evde Juno ile birlikte yerleşmiş arkadaşlar. Gösterge. Burada büyük bir değişim dönüşüm olacağını görmüşüz. Venüs, Juno ve Pluto birlikteymiş arkadaşlar. Şimdi tamam. Sonra bir de şöyle bakalım. O yılki arkadaşlar. Natal harita ve solar 13 haritasını üstüne koyalım. Sonra bakalım. Birinci evdeki Venüs arkadaşlar 7. eve düşmüş Juno ile birlikte görüyor musunuz? Yine bir kadersel eş işareti var. Ve bakın burada ne var? Rahu ve Satürn arkadaşlar. Burada 5. evde birlikte. Şimdi buradaki Satürn arkadaşlar ne anlama geliyor? Hem uzun soluklu bir ilişkinin başlangıcını hem de bu ilişkinin kolay olmayacağının işareti arkadaşlar. Aynı zamanda burada bakın Rahu 22 derece Juno'ya doğru yürüyor. Ve Venüs burada 22 derece. Rahu Venüs'e çarpmış. Yani yine burada bir işaret var arkadaşlar. Başka bir işaret daha söylüyorum. 5. evde solar haritada arkadaşlar Jüpiter vardı. Şimdi Jüpiter nereye geldi? 5. evdeki 11. ev. 11. ev ne arkadaşlar? Arkadaşlar. Demek ki arkadaşlar vasıtasıyla tanışılacak bir kişi göstergesi anlamına geliyor. Şimdi arkadaşlar Şubat'ta bir vurgu vardı. O Şubat'taki vurguda bir bakalım. 15 Şubat diyelim. Şuradan birkaç harita çıkartayım. Nasıl gelişmiş olay? 4 tane harita çıkartayım. 13 Şubat lunar haritasında ne görüyorum? Arkadaşlar 13 Şubat 2013 lunar haritasında bu kadersel karşılaşmanın süreci içerisinde arkadaşlar bakın. Jüpiter 7. evde. Şu zaten Jüpiter kendisi arkadaşlar. Eşi temsil eden bir gezegen böyle bir durumda. Bakın 5. evde Ay var ve Uranüs'le birlikte çıkmış. Ne demek? Ani bir 5. ev konularında arkadaşlar değişimin olacağını, ani bir böyle beklenilmeyen bir olayın işareti burada görünmüş. Bakalım sonraki haritaya. Sonraki haritada nasıl gelişmiş olay? Bakın burada 11. evde bir arkadaşlar yine ani bir tutulma olmuş. Yani burada arkadaş ortamında bakın Venüs, Merkür, Mars, Uranüs hepsi toplanmışlar. Burada yine bir şeyin işareti var. Yani burada bir işaret göstergesi var. Ki aynı zamanda yine Jüpiter birinci evden geçiyor, görünüyor. Sonra ne varmış? Bakın arkadaşlar burada artık ne var? İşte evlilikte
veya tanışmada veya kadersel işlerde açacaksınız lunar haritalarınızı ve böyle göstergeler arayacaksınız. Onda da neye bakacaksınız? Şöyle bakacaksınız. Yedinci eve bakacaksınız. Bu kadersel olaylarda. Beşinci evinize bakacaksınız arkadaşlar. Bakın şimdi şu lunar haritasında. Uranüs, Güneş, Mars ve Venüs arkadaşlar. Allah ne verdiyse hepsi 7. evde toplanmış. Ay da burada 5 derece kuralından arkadaşlar geçti sayılır. Burada bir güneş tutulması olmuş. Ve güneş tutulması Venüs, Mars, Uranüs aniden hiç beklenmedik şekilde olmuş. Burada çok büyük bir değişiklik olmuş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu anlamamak zor. Anlamak bence kolay. Ve Juno nerede o anda? 5. evde arkadaşlar. 5. evde bir Juno. Yani kim? Kadersel eş. Burada kiminle muhatapsın? Bakın. O anki ay yükseleni terazi. Venüs 7. evde. 7. evin yöneticisi Mars'la birlikte. Bakın ikisi de 21 derecede. Gördünüz mü? Uranüs, Güneş burada bir tutulma. Burada arkadaşlar tutulma ne demek? Bir büyük olay demek. Bir kadersel olay gelişiyor demek. Burada önemli bir şey var demek. Yani o kişi bu kişi mi nasıl anlıyorsunuz? Böyle göstergelerden anlıyorsunuz. Burada şuna ben buradayım diye bağırıyor arkadaşlar bağlantıda. Şimdi buna bakalım doğum haritasının üstünde. Şimdi bunun iz düşümüne bakıyoruz içeride. Natal harita var. Dışarıda solar harita şey pardon lunar harita var. 7. evde bir tutulma oluyor ve bu haritanın iz düşümüne arkadaşlar nasıl yansıyor bakacağız. Şimdi bakın. 10. ev. Ünvan değişikliği ya. Bir şey değişiyor anlatabiliyor muyum? Bakın hem de önemli bir şey değişiyor. Ne değişiyor? Burada bir şey değişiyor arkadaşlar. Burada bir tutulma. 7. evin tutulması 10. eve taşınmış. Yani burada kadersel önemli bir şeyin olduğunu işaret ediyor. Böyle göstergeleri arayacaksınız. Kaderinizi değiştiriyor mu? 7. evdeki bir tutulma 10. evinize yükseldiğinde orada işte bir olay var. Juno önemli yine. Başka. Şimdi şöyle yapacaksınız bunları da ararken. Şuradan yapacağım örnek. Şimdi arkadaşlar buradaki haritayı seçip de göstereceğim. Burada mesela diyelim 10 tane lunar return harita çıkartacaksınız. Hepsi dizildi diyelim şu transitim. Açacaksınız bakacaksınız 7. evde bir şey var mı? Böyle bir gösterge 5'te bir şey var mı? Juno nerede? Mesela Juno Mars burada. Yeter mi? Yetmez mi? Bunları değerlendireceksiniz. Sonra iz düşümlerine bakacaksınız. Bunlar hep bak mesela bakın tesadüfen geldi. Ama burada bir tutulma olmuş 7. evde görüyor musunuz? 5. evde bir Uranüs, Venüs görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle göstergelerin yoğun olduğunu burada mesela bir Jüpiter, bir Venüs burada buralarda kalabalık olması lazım. Her şeyden önce kalabalık olması da bir anlam ifade etmez. Juno ile bağlantılı olması lazım. Kadersel karşılaşmaları bu şekilde. Bakacaksınız daha da detaylı. Mesela Juno yine burada. Ama burada bir tutulma var. Bakın Venüs ay arkadaş ortamı da belki o şekil yorulabilir. Mesela böyle geldiğinde solar retörde veya lunar retörde ay düşmüş. Bu ay bir de 10. eve yükselirse arkadaşlar evlilik var. O ay denilebilir hatta. Şöyle ki ay neyin değişeceğini gösteriyor ya. Burada demek ki evlilik konusunun değişeceğini gösteriyor diye yorumlayabilirsiniz. Her şeyden önce bunları silelim. Sil başa dönüyorum. Transitleri açacaksınız. Ve arkadaşlar buradan böyle tek 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 gide 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 bakacaksınız.
Rahu nerede, Juno nerede, Mars nerede, bütün gezegenler. Ama bizim aradığımız 7. 5. ev olayları, birincilerden sonra bunların arkadaşlar iz düşümlerinin 10. eve vurması lazım. Buralarda bir kalabalıklar, bir tutulmalar olması lazım. Tekrardan başa dönüyorum. Bir kere daha söylüyorum. Son olarak arkadaşlar, şimdi bakıyoruz Juno nerede? Transit Juno, kadın haritalarında da Sereze bak, şey erkek haritalarında Sereze, kadın haritalarında arkadaşlar Juno'ya bakıyoruz. Juno burada. Juno kimle temasta? Buradaki Juno burada. Tamam, buradaki Juno burada. Natal'deki Juno kim tarafından tetikleniyor, tetiklenecek veya da benzeri bir takım bazı olaylar arkadaşlar. Bunları inceleyeceksiniz. Bu şekilde yapacaksınız. Böyle tek tek gideceksiniz, bakacaksınız. Bunlar ne zaman oluyor? Ne şekilde gelişecek olay? Bakacaksınız. Evet, bu buradan ne zaman geçmiş? Rahu ne zaman geçmiş? Bir daha ne zaman geçebilir? Kimi getirir? Geçmişi mi getirir? Geleceği mi getirir? Geçmişi mi, geleceği mi? Bunu da ararken retrolara bakacaksınız. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey daha göstereyim. Şimdi bu haritamda yok da Solar Return haritalarda da Solar Return'ı açtığınız zaman Solar Return'de ya da şöyle bir deneyim. Şimdi şöyle yapsak. Solar Return'de arkadaşlar. Burada ne var? Venüs S pozisyonda. Değil mi? Venüs S pozisyonda arkadaşlar o yılki solar haritada ne getirir? Eski aşkı getirir. Bunu da buradan anlayabilirsiniz. Ama hangi şartlarla getirir? Bunun da kendi kısasları var. Şöyle ki ana evlerde olması lazım. Onu da başka bir videoda anlatırım size. Bu şekilde anlayabilirsiniz. Başka söyleyeceğim bir şey var mıydı? Sanırım her şeyi söyledim.